Gönüllülerin kurduğu, zaman içerisinde Türkiye genelinde birçok gönüllüye temas eden, bu sayede kitaplar ve okurlar arasında bir köprü vazifesi gören bir grup haline gelmiştir. Kitap ağacı, okudukça büyür insan sloganıyla yola çıkmış ve bu sözün etrafında birleşip çoğalmıştır. Bizler sosyal medyayı kitlelere ulaşmak için bir yol olarak toplum faydasına kullanan bir grubuz. Bu sayede kitap severlerle birlikte her ay birkaç kitabı oylamaya sunuyor ve en çok oy alan kitabı o ayın kitabı seçiyoruz. Okuyoruz ve kitabın eleştirisini edebiyata en çok samimiyet yakışır anlayışıyla birlikte eserler hakkında fikir teyakkuzunda bulunuyoruz. Ve bizler aynı zamanda dönemsel olarak üyelerimizle şu anda da olduğu gibi bir araya gelip dost sohbetleri yapıyoruz. Ve her geçen gün imkanlarımızı daha da zorluyor, bir basamak daha çıkıp ağacımıza bir dal daha ekliyoruz ve büyüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 41 ilde 300'e yakın buluşma organize edildi. Biz okudukça büyür dedik, siz okudukça büyüdünüz ve bize inandınız. Hedefimiz aynı ağacın gölgesinde ortak faydası sadece kitaplar olan insanları bir arada tutmak, birleştirmek ve kitapların tek ölümsüzlük olduğunu kanıtlamaktır. Bizler okumaya, okutmaya devam edeceğiz. Buradan bakıldığında inanın bu tablo çok güzel ve gurur verici. Tekrar buraya gelen, uzaktan yakından sesimize ses veren, destek olan her bir üyemize binlerce teşekkür ederiz. Omuz başımızın hemen yanına bir kişi daha ekleyebilir, hayata bir kitap sever daha katabilirsek ne mutlu bize. Şimdi Fatoş arkadaşım sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ben biraz Ece Hanım'ın sıra dışı biyografisini okuyacağım. Ece Temel Kur'an 1973 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annenin resim öğretmeni, babanın ise avukat olduğu bu aileye sonradan erkek kardeşi İnan Temel Kur'an katıldı. Resmin, edebiyatın ve müziğin boş zamanları değerlendirme araçları değil, bir yaşam ve beslenme biçimi olduğu bir ailedir Temel Kur'an ailesi. Annesinin, kardeşi ve kendisine her birinde yeni bir tiyatro oyunu performansı sergileyerek okuduğu kitaplardır belki de. Ece Temel Kur'an'ın 8 yaşında yazar olmaya karar vermesine sebep. Ve bir çocuğun ilk okuduğu kitabı, bundan sonraki hayatında her daim çok önemli olduğunu belirtir sık sık. Annesinin kendisine ilk okuduğu kitap ise, sizce hangisidir? Küçük Karabalık'tır. Her ne kadar sonunu değiştirse bile. Ve Jack London'ın kitapları da bu harika annenin sesinde sık sık hayatımdır. 13 yaşına geldiğinde bir yaz tatilinde anne Cengiz Aytmatov kitaplarını hediye eder kızına. Ve Ece Temel Kur'an artık sıkı bir okur olma yolunda ilerler. Hayatının dönüm noktalarından biri ise 15 yaşındayken geçirdiği bir hastalık sonucu 4 ay yatmak zorunda kalmasıdır. Kalktığında artık 16 yaşındadır ve değişmiştir. Hayatı görme biçimleri de kendini anlamlandırma şekilleri de başkadır artık. 1991 yılında Bornova Anadolu Lisesi'ni bitirir. Hem İzmir'de yaşamış olmasının hem de eğitim gördüğü lisenin kendisine bir üniversite deneyimi kazandırdığını söyler her fırsatta. Ankara Hukuk Fakültesi'ni kazandığında ise oldukça üzgündür. Yazarlık eğitimi almak istemektedir. ODTÜ Uluslararası İlişkileri ise çok az bir puanla kaçırmıştır. Ancak babası kazanılan bu fakülteden oldukça memnundur. Çünkü kızı da kendisi gibi hukuk eğitimi alacaktır. Ve Ece Temel Kur'an şimdi kendisine Türkiye neresidir diye sorulduğunda cevabını vereceği Ankara'ya gelir. Evet, onun için Türkiye artık Ankara'dır. Çünkü İzmir'de farklılıkları göremediği bir çevrede yetişmiştir. Herkes kendi gibidir, öyle bir okulda okumuştur. Ancak Ankara'da ülkenin farklı bölgelerinden gelen yine bu topraklara ait olan insanlarla tanışır, hikayelerine ortaklık ve tanıklık etmeye başlar.
1995 yılında hukuk fakültesini bitirir, ardından avukatlık ruhsatnamesini alır ama bu mesleği hiçbir zaman icra etmez. Ancak baro kaydı tutuklu gazeteci arkadaşlarının ziyaretinde sık sık işine yarar. 1993 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başlar. Çocukken karar verdiği gibi yazmaktadır elbet. Ancak Ece Temel Kur'an aynı zamanda kimsenin gitmediği yerlere giden, devrimleri yerinde hiç inceleyen, gözlemleyen, kimsenin açmadığı konuları derinine kazan bir kadın araştırmacı gazetecidir artık. Ece Temel Kur'an, kadın hareketi, siyasi tutuklu ve hükümlüler, Güneydoğu sorunu üzerine çalışmış, röportajlar yapmıştır. Almanya'da kadın hareketi üzerine bir araştırma yapmıştır. Yurt içinde ve dışında çeşitli dergilerde yazmış, CNN Türk'te muhabirlik yapmıştır. 2010'da İngiltere'de Ağrının Derinliği, 2011'de Amerika'da Kıyıdan adlı kitapları yayınlanır. Muz Sesleri aralarında Hollanda'cının da olduğu 5 dilde yayınlanır. Düğümlere üfleyen kadınlar ise Almanya'dan sonra Fransa, Çin ve Polonya'da bulunduğu 13 ülkede yayınlanmayı bekliyor. Temel Kur'an 20 yıldır devam ettirdiği gazeteciliği bıraktığını ve daha kısık sesli olduğu söylediği edebiyata yöneleceğini açıkladı. Ve Temel Kur'an'ın Devir adlı kitabıyla ilgili sunumu da sizlere sunuyoruz. Bu sunumda kullandığım fotoğraflar için tüm arkadaşlara teşekkürler. Şimdi de hiçbir şey söylemeyelim. Sevgi. Ne çok ağaçlar var değil mi çocuklar? Ağaçları korumak baş görevlerimizden olmalı. Bize bazı yaratıklar korkak derler. Aslında hiç böyle değildir. Ali, bence biliyorlar. Herkes kuğuların ne olacağını biliyor işte. Bilmiyorlar, sadece biz biliyoruz. Unutulmayacak olanlar kalır. Ya hatırlamayacaklarımız? Sence küçük karabalık hikayesi gibi olur mu? Bizim kuğumuz uzaklara giderse, sonra dönüp Ankara'daki arkadaşlarına başka yerlerde kocaman gökyüzü varmış derse, onlar da yaşasın derler. Sonra da bence küçük karabalık gibi olur. Sence? Sanki safmışız, kandırılmışız gibi. Yoksulluktan söz etmenin modası geçmiş gibi gülüyorlar. Zamanın sahibiymiş gibi. Bu alaycı gülüş silahtan daha tehlikeli. Sanki sonunda o gülüş büyüyecek. Bütün memleketi kaplayacak. Bak, burada 3 ağaç var. Üzerine yazmışlar. Deniz, Yusuf, Hüseyin diye. Düşünmüyorlar. Ağaç büyüyünce yukarı çıkacak o yazı. Kimse görmeyecek. Unutmadık, unutmayacağız diye içten üretiyor insanlar. Bu çocuklar başka şeyler hazırlayacak. Unutturmamaya çalıştıklarımızı değil. Ölümü hatırlamaz insan. Hayatı hatırlar ayrı. Bir kuşun kanadının kırılmasıdır birazdan. Bilir misin oyunda güvercinlerin eve gelip dönsünler, kaçmasınlar diye kanatlarını kırarlar. Birini sevmek de işte, kendi kanadından uçmaya yarayan o tek bir kemiği çıkarıp başkasına vermektir. Gönül rızasıyla, gülerek, korkmadan. Ben artık susmak istemiyorum. Çünkü insan belki hiç konuşamaz bir kere susarsın. Kuğu gibi dili dışarıda kalır, ses çıkmaz. Ben artık hep konuşacağım.
kendini koruyanlarla kendini ateşin içine asanlar aynı hızla yaşayan bir avlana sanarsan. Sence nasıl sevdim? Çünkü onlar başka türlü. Biz başka türlü. Babam su içiyor gibi duruyor mesela. Annemin içinden kuşlar çıkıyor gibi duruyor. Anneannem bir tepsi börek gibi gülüyor. Samim abi atlar koşuyor gibi gülüyor. Ayla abla Heidi gibi gülüyor. Heidi'nin dağdan aşağı koştuğu zamanki gibi. Ama Jale Hanım teyze sanki sıra dayağı okurken öğretmen bir tek ona bulmamış gibi gülüyor. Gülmesinler. Öyle gülmesinler. Gece sen bilmeden kim bilir ne rezaletler, felaketler yaşanıyor. Sabah da kendi kendimizi bulunmadığımız yerlerdeki ürünler için tuşlayarak, utanarak uyuyoruz. Biz kuşatmasın. Felç oluyoruz. Felç. Hepimiz içinde dün, dışında yarın olan pencere camları gibiyiz. Aynı anda dünün ve yarının görüntüleri yansıyor üzerimize. Bugün saydam, yok gibi. İki görüntünün birbirine karıştığı saydam bir an gibiyiz. Samim abi mutfaktan çıkınca bize baktı, sonra terasa bağırdı. Fakat bu ikisine bakınca insan anlıyor ki, belki de gerçek iki çocuk arasındaki en kısa doğumdur. Sen de müzik dinleyince kocaman gibi oluyor musun? Yok, ben uçuyor gibi oluyorum. Sen bir ağacın kendiliğinden yıkıldığını gördün mü sen? Gövdesinden tam ortasından bölündüğünü, gözün yanıldığını sanır. Çünkü göz ağaç kuran bir şey diyorlarmış. Öyle hiçbir şey olmadan ağacın yıkılmasına tahammül edemez gözü. Görmeyi reddeder. Biz de işte şimdi bir ağacın ağır ağır yıkılışını izliyoruz. Ama gözümüz inanmayı reddediyor. Eskisi gibi değil sanırım. Herkes kim önce bırakacak endişesiyle tutuyor. Yıkılıyoruz
işin içinden sevmiştim. Şimdi de öyle oldum. Çok teşekkür ederim. Biz, ben böyle şeyler yaşamak için yazıyorum. Tam yerine denk geldi yani. Bu kadar güzel bir günde dışarıda olmak yerine burada olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim size. Dün burada ne konuşayım diye düşünürken kitabacığım ne kadar güzel bir şey olduğunu düşündüm. Çünkü çok kötü şeyler oluyor bu ülkede. Ve insanlar çoğunlukla bir şeye hayır demek için geldiler bir araya geliyorlar. Halbuki siz burada herkes kitap ağacından mı bilmiyorum ama en azından kitap ağacının 12 bin kişilik ailesi için söyleyeyim. Başka bir şey için bir araya geliyorsunuz. Daha yumuşak bir şey için geliyorlar. Daha kardeşçe bir şey için. Daha ılık bir şey için. Kitaplar okumak için. Kavga etmek için değil, barışmak için bir araya geliyorsunuz. Yani bugünlerde en problemli sözcüklerden bir tanesi olan barış çıl bir şekilde bir araya geliyorsunuz. Halbuki bugünlerde insanlar ya bir şeyi yıkmak için, bunu kötü olarak söylemiyorum ama olumsuz bir amaç için bir araya geliyorlar. Bir şeye hayır demek için, bir şeyi yıkmak için, bir şeye karşı durmak için, bir şeyi yıktırmamak için. Halbuki burada başka bir şey var. Bir şey kurmak için bir araya geliyorsunuz. Dünya yıkılıyor. Sadece Türkiye değil, dünyada da korkuyor. Dünya yıkılıyor, insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Çocuklar çok ölüyor. Ve siz yine de bir şey yapıyorsunuz. Kitap için bir araya geliyorsunuz. Şunu merak ettim. Acaba tarih kitap ağacını yazacak mı? Bir gün Türkiye tarihi yazıldığında kitap ağacı, diğer kitap ağacına benzeyen şeyler olacak mı o tarih şeyler? 12 bin kişi 3 yıldır kitap okuyor ve bunlarla ilgili konuşuyor. İşte bundan kaç tane toplantı yapılmış. Büyük bir örgütten bahsediyoruz. Acaba Türkiye tarihinde kitap ağacının yeri ne olacak? Kitap ağacı gibi bir araya gelmiş. Sadece olumlu bir sahiple, itkiyle bir araya gelmiş. İnsanları tarih yazacak mı? Gelecekte insanlar kitap ağacı da bir takım insanların bir araya gelip bir şeyler konuştuğunu, fikir ürettiklerini, ilişki ürettiklerini, ilişkiler kurduklarını ve bunların bu ilişkinin çok yaygınlaştığını ve bu ilişkiden bütün o insanların çok yararlandığını, mutlu olduğunu, daha insani duygularla hayata devam ettiklerini, onları insana daha yakışır bir hale getirdiğini kitap ağacını kim hatırlayacak? Bunu neden söylüyorum? Çünkü deliri yazarken aslında böyle bir şey düşündüm. Sizin gibi, benim de gibi, bizim gibi bir takım insanlar vardı 1980'den önce. Yani bütün o işkenceler, ölümler, işte yargısız infazlar, kaybedilmeler vesaire vesaire olurken ve olmadan önce aslında böyle insanlar vardı. Bir şey kurmaya çalışıyorlardı. İyi bir şey. Ilık bir şey, kardeşçe bir şey, barışçı bir şey, olumlu bir şey kurmaya çalışıyorlar. Fakat biz şimdi 12 Eylül deyince, Türkiye tarihi deyince, hadi 12 Eylül de aşarak söyleyeyim, onu da üstüne çıkarak söyleyeyim. Türkiye tarihi deyince biz bu insanları çok zor hatırlıyoruz. Çünkü onlar bağıran insanlar değil. İyilik, iyi olan, olumlu olan çok ses çıkaran bir şey değil. Bas bas bağıran bir şey değil. Hayır diyen, yani, yıkan, yıkmaya yönelik olan, protestoya yönelik olan şey, evet, yüksek sesli bir şey. Ama iyilik, iyi olan, olumlu olan, daha alçak sesle konuşan bir şey, çağıran bir şey, ikna eden bir şey. Devir kitabının sloganının, slogan da değil de işte, cümlesinin, alt cümlesinin diyelim, alt başlığının, unutulmayacak olanlar kalır ya hatırlamayacaklarınız olmasının nedeni bu. Kitap ağacı bence o hatırlanması gereken ama tarihin kolay kolay yazmayacağı ilişki türlerinden, örgüt türlerinden, oluşumlardan bir tanesi. Ben bu yüzden kıymetli olduğunu düşünüyorum ve daha da kıymet verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben çok kısa konuşacağım bu arada, ondan sonra beraber konuşacağız. O yüzden psikolojik olarak kendinizi hazırlayın buna.
devirden konuşmayacağız, her şeyden konuşacağız ama hani bugün daha çok devir odaklı buradayız. Bu insanların, böyle ilişkilerin, böyle bir araya gelişlerin tarihe geçmesi gerektiğini düşündüğüm için devir yazdım. Yani gece konduları yapan genç çocukların, ondan sonra kütüphaneler kuran, ilk bir şeylerden bahsediyorum, kütüphaneler kuran öğretmenleri, köylerde çocukları eğiten işte genç insanların, köprüler kuran genç insanların, hiçbir şey beklemeden sadece insana daha yakışır bir insan olmak için bir sürü şey yapmış o insanların Türkiye tarihinde bir yeri olmalı diye düşündüğüm için devir yazdım. Sadece bunun için değil ama arkasındaki duygu buydu. Bugün benim annemin bu klibi izlerken burnumu titreten duygu da hala o. Bugünler çok kötü günler. Bunu söyleyince herkes bunu temenni zannediyor ama daha da kötü günler olacak bence. Bunu söylediğim zaman çok kızıyorlar. Umutsuzlukla suçlandığımı hep duyuyorum ama umut meselesi de zaten yani çok önemli bir ilişkin yok çok fazla. Yani onu çok umursamıyorum yani. Umutlu veya umutsuz olmayı. Ama daha kötü bir şeyler olacağını düşünüyorum. Çünkü daha kötü şeyler olmaması için hiçbir sebep yok. Ve daha iyi şeyler olması için de çok bir sebep de göremiyorum. Daha kötü şeyler olacak ama insanlar yine, bizim gibi insanlar yine olacaklar. Mevcut olacaklar. Ve mevcut olmak da bir direnmek vesilesi olacak. Sadece mevcut olmak bile bir direnmek, direnme şekli olacak bence. Mevcut kalabilmek için hayatta kalmayı yaşamak zannedenlerden ayırt edici bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü hayatta kalmak yaşamak değildir. Mevcut olmak da, sadece var olmak da insana yetmez. Bu mevcudiyeti, bu varoluşu zenginleştirmemiz ve sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun tek bir geçerli şeyi var, tek bir bilinen yöntemi var. O da insanlarla ilişki kurmak. Böyle yerler, böyle bir araya gelişler, kitap vesilesiyle, düşünmek ve konuşmak vesilesiyle bir araya gelişler, bu kadar herkesin bağırdığı, herkesin bir diğerinden daha çok bağırmaya çalıştığı ve ölüm çığlıklarının yeter çığlıklarına karıştığı bir ülkede bence çok önemli bir şey. Çünkü var olmayı yaşamaya dönüştüren, hayatta olmayı insan olmaya dönüştüren tek şey bu. İnsana yakışır yaptığımız bu şeyler. İnsan, ben bir şey yazarken ya da bir müzisyen müzik yaparken, tiyatrocu tiyatro işi, sinemacı sinema, doktor işte hekimlik yaparken vesaire. Hepimizin içinde şöyle bir duygu var. Birçoğumuzun içinde şöyle bir duygu var. Dünya yıkılıyor. Ben burada ne yapıyorum? Yani bu yaptığım herhangi bir şeyin anlamı var mı şu anda? Ben en azından böyle bir duygu yaşıyorum. Birçok insanın da böyle bir duygu yaşadığını biliyorum. Yani bir şey yapmalıyım ama o şey ne? Bu şeyin ne olduğunu, dünyada, Türkiye'de şu anki durumda yapılması gereken şeyin ne olduğunu, nasıl var olması gerektiğini biz tek tek bilemeyiz. Dolayısıyla kimse boşu boşuna tek başına kafa patlatmasın. Ben de bilemem, siz de bilemezsiniz. Siz tek tek bilemezsiniz. Biz ancak bunu bir araya geldiğimizde bulabiliriz. Çünkü kolektif akıl ancak böyle büyük soruların cevaplarını bulabilir. Böyle bir araya gelişler de böyle cevapları vermeyi imkanlı kılan bir sessizlik, bir sakinlik üretiyor bence. O yüzden çok kıymetli. Ben şimdi başka bir kitap yazmaya başlıyorum. İnşallah gelecek yıl okursunuz. Daha adını bile koymadım tam olarak ama bir roman yazmaya çalışıyorum daha çok başında. Affetmekle ilgili bir şey yazmayı düşünüyorum. Affetmek ve cezalandırmakla ilgili bir şey. Bunun için okumalar yapıyorum, daha çok felsefe okuması. Ve bugünlerde benim kafamı en çok meşgul eden cümle o okumalardan birinden çıktı. Hannah Arendt'in bir cümlesi, İnsanlık Durumu kitabından. Hannah Arendt şöyle diyor, cezalandıramadığımız şeyi affedemeyiz, affedemediğimiz şeyi de cezalandıramayız.
Bu çok uzun bir cümle bence. Çok ağır bir cümle yani. Bunu tekrar okuduğunuzda ve dünya tarihinde, kendi kişisel ilişkilerinizde düşünerek okuduğunuzda, yani sevgilinizle ilişkinizi de düşünebilirsiniz, dünya tarihini de düşünebilirsiniz. Her ikisi de geçerli, her ikisi için de geçerli. Her düzeydeki insan ilişkisi, her düzeydeki tarihi olay için geçerli bir cümle bence. O kadar büyük bir kötülüğü, affedilemeyecek kadar büyük bir kötülüğü cezalandıramayız. Çünkü insanlık tarihi bu böyle bir ceza yöntemi üretmedi. Cezalandıramayacağımız kadar büyük bir kötülüğü, diyelim ki bütün bir ülke tarafından işlenmiş bir kötülükten bahsediyorum. Bütün ülkeyi cezalandıramazsınız. Milyonlarca insanı cezalandıramazsınız. Susarak bir suça ortaklık etmiş insanı nasıl cezalandıracaksınız? Kimin ne kadar sustuğunu nereden bileceksiniz? Kimin ne kadar katkıda bulunduğunu? Dolayısıyla bu kadar büyük bir suçu da affedemezsiniz aynı zamanda. Biz tarihin garip bir noktasından geçiyoruz. Sovyetler Birliği'nin bir zaman yaşamış olduğu rejim değişikliği gibi büyük bir değişimden geçiyoruz. Ve bizim gibi insanlar, bu salondaki gibi insanların çoğu aslında bu yeni oluşacak rejimde işe yaramaz insanlar. Bazen ben kendim Sovyetler Birliği'ndeki eski fizikçilere falan benzetiyorum. Yani tedaviden kalkmış bir insan modelinin temsilcileriyiz biz aslında. Bununla ne yapacağımız, bununla ilgili kimi affedebiliriz, kimi cezalandırabiliriz sorusuyla ilgili ne yapacağımız yani. Hep birlikte bulacağımızı düşünüyorum ve ben bu konuyla ilgili düşünüyorum bu aralar. Çok sakin ve düşük konuştum galiba ama heyecanlanmaya ihtiyacımız vardıysa kötü bir kötü bir tesadüf oldu sizce. Şimdi son zamanlarda gazeteciliği bıraktıktan sonra bu da kişisel bir şey olsun. En son tiyatro başıma geldi ve o yüzden böyle başladığım konuşmanın son bölümüne birazdan susacağım, beraber konuşacağız. Buna benzer bir konuşma yaptım tiyatroda. Çok kalabalıktı salon. Ve aslında bence birçok, oradaki birçok insanın aklından geçen bir meseleyi bir adam dayanamadı ve yüksek sese söyledi. Ecem dedi, bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz dedi. Siz eskiden çok heyecanlıydınız, işte çok heyecanlandırıyordunuz insanları, şimdi öyle değilsiniz, biz hayal kırıklığına uğruyoruz dedi. Ben dedim ki, sizi hayal kırıklığına uğratmayı bilinçli olarak seçiyorum. Çünkü çok hayal kırıyorsunuz. Benim gibi insanlardan, benim de beklediğim şey bu arada, kendimi dışarıda tutarak söylemiyorum, bir şey bekliyoruz. Bir böyle havalandırsın, bir şey yapsın falan, bizim adımıza konuşsun, bir duygu gösterisi yapsın, umut versin. Böyle bir şey yok. Ve herkese şunu söylemek istiyorum, kerelerce. Senden başka bir şey yok ve korkacak bir şey de kalmadı. Sakince bu durumu hazmedelim ve bununla ilgili ne yapacağımızı konuşalım. Dolayısıyla bu bağıran, çağıran ve işte heyecanlandıran, umut ve bilmem coşku falan filan veren insan ben değilim artık. Oradan geçtim. Edebiyat da öyle bir yer değil zaten. Ayrıca bu ülke için de gerekli olanın bu olduğunu düşünmüyorum. Bugünkü yaşadığımız koşullarda gerekli olanın bu olduğunu düşünmüyorum. TEDx diye bir yer varmıyor musun? TEDx konuşması diye bir hadise var yani. Şimdi TEDx'çiler 2 yıl uğraştılar TEDx'e gel konuşuyor. TEDx, bilmeyenler için ben söyleyeyim. TEDx bir uluslararası konuşma platformu diyelim ki herkes çıkıyor 15 dakika, 18 dakika bir mesele anlatıyor. İstediğinizi anlatabilirsiniz. Ama genel olarak konular şöyle, işte kişisel gelişim, işte trendler falan filan. Ben de bu konuşma, bu böyle bir platforma uygun olmadığını düşündüğüm için 2 yıl gitmedim. Sonra bu yıl gittim. Arkadaşlarım dedi ki, 5000 kişi izliyor konuşmayı. Daha sonra internetten de binlerce kişi daha izliyor. Arkadaşlarım dedi ki, onları mahvet. Ne demek? Onları al, duygulandır, heyecanlandır. Bunu yapabiliyorum, böyle bir yeteneğim var. Artık yapmıyorum ama böyle bir yeteneğim var, biliyorum. Yani. Daha önce çok yaptım.
Ben bunu hiç istemediğim için bambaşka bir şey yaptım. Herkes benden nefret etti bence. Bir kere 18 dakika konuşmam gerekirken 9 dakika konuştum. Bütün program alt üst oldu. İkincisi de dünyaya ne olacağını söyledim ve söylediğim şeylerin geneli olumsuzdu bu arada. Bu da hoşa giden bir şey değil. Başka insanlar başka heyecanlı konuşmalar yaptılar ve insanların duygusal ihtiyaçlarını karşıladılar. O insanlar duygusal ihtiyaçları karşılanmış olarak evlerine gittiler ve hayatlarına devam ettiler. O heyecanlı konuşmalar, o coşkular, o umutlar falan sanıldığı gibi dünyayı daha iyi bir yer yapmaya, hayatı daha iyileştirmeye yaramıyor. Bilakis her şeyin olduğu gibi kalmasına yarıyor. Bunu fark ettiğim için artık heyecanlı konuşmalar bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmayı seçiyorum. Onun yerine az sayıda insanla, daha az sayıda insanla daha sakin konuşmalar yapmanın daha makul bir çözüm olduğuna karar verdim. Çünkü bizi bu tür ilişkiler kurtaracak. Sabırla kurulmuş, sakince üzerine düşünülmüş, acele edilmeyen ve bir verim, derhal bir verim beklenmeyen bu ilişkiler. Ben Kitap Ağacı'nın böyle bir yer olduğunu düşünüyorum. Çok bu yüzden kıymet veriyorum. Ve Türkiye tarihinde hatırlanması gerekenler arasına en başları bir yerlere koyuyorum. Bu kadar gürültü içinde hala kitap üzerinden bir araya gelmiş insanların son derece kıymetli insanlar olduğunu düşünüyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Konuşalım birazcık istiyorum. Soru sorabilirsiniz, aklınızdan geçenleri söyleyebilirsiniz. Vaziyet, yani ortamlar kalabalık, o yüzden herkes kısa kısa bir şeyler söylerse ben de çok sevinirim. Herkes kitap aldı mı? Değil. Hatta çoğunluk mu değil acaba yani? Ben de İzmir'den geldim bu arada. Bravo, İzmir'den geldim. Teşekkür ederim. Hayal kırıklığını daha derin yaşamış olmalısınız. Evet, kim ne söyleyecek? Genç hanımlardan başlayalım. Buyurun genç hanım. Buyurun. O kısım geçti. Şimdi siz yazmayın. Daha sessiz bir alan diye bakmışsınız. Yine ona mı büründünüz? Hani gazetecilikle o kısmı da bir yok etmiş oldunuz. Ya yani artık ben o dinginlikte sadece yazmaya geçerken onunla birlikte o sayfa kapandı. Siz artık böyle misiniz hani yazmakla birlikte bu dinginlikte ve sakinlikte ve kendiniz. Bilmiyorum herkes yaşıyor mu bunu? Böyle bir kırıklarınızda falan insanlıkla ilgili bir fikir sahibi oluyorsunuz. Ben bir de belki de hani normal insanlardan daha fazla şey gördüm. Çünkü 19 yaşından beri dünyanın en boktan meseleleriyle uğraşıyorum ve en boktan şeyleri görüyorum. Ve biraz küsüyorsunuz tabii. Hayata. Ama bu küskünlük çok kibirli bir şey. Hiç tavsiye etmiyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Bana da mı? Gibi hayata böyle davranıyorsunuz. Yani bana da mı bunu yaptın? Beni bile mi? Falan gibi. İnsanın kendine bakışını çok bozan hastalıklı bir kibir var o küskünlükte. O küskünlüğü atlattıktan sonra insan daha sakin bakıyor hayata bence. Sakin derken barışçıl bir sakinlikten bahsetmiyorum. Kavgalı bir soğukkanlılıktan bahsediyorum belki de. Biraz böyle bir şey var. İkincisi, tabii ki son 2-3 yılda hayatta başka bir şey daha değişti. Ve bu benim için çok ciddi bir ahlaki mesele aynı zamanda. Çok teşekkürler. Yurt dışına yazmak. Yani sadece Türkiye'deki okurla değil, yurt dışındaki okurla ilişki kurmak meselesi. Burada bizim meselemiz olan bir sürü ayrıntının hiç anlamının olmaması yurt dışında, Çin'deki bir okur için hiçbir anlam ifade etmemesi, o haliyle, o karmaşık haliyle yani bütün bu olup bitenlerin beni düşündürüyor. Çünkü ben onlara da anlatmak istiyorum buradaki insanların ne yaşadığını, benim gibi insanların ne yaşadığını, işte sizin gibi insanların ne yaşadığını. Çünkü işte Türkiye projesinden dışlanınca sanki tarihte hiç olmamışız gibi olacak. Ben buna katlanamam yani.
O yüzden buradaki insanların meselesini daha abstrakt, daha soyut, daha kavramsal bir düzeyde nasıl anlatabilirim meselesi üzerine kafa yormaya çalışıyorum. Devirde sanırım 8-9 kişiye 15 gün içinde hediye ettiğim kitaptır. Ben de kitap almayı bilmem. Babam çok iyi okurdur. Babam da biz okuruz yani. Çok iyi bir kitap alıcısı değilim ama sizinle kız kardeşim de öyle, ailemizde duygusal bir bağ yarattık. Bir yönden haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Evet, gerçekten büyük yaşlar biraz daha suskunluğa insanı itiyor ama Devir gerçekten çok hüngür hüngür ağlatan. Evet ya, tamam. Herkesin de ağlatan. Yok hayır, şunu merak ediyorum aslında. Sormak istediğim soru da şu. Bu kararımız biraz daha sakin olmak, biraz daha soru sorarak konuşmak kendi içinde. Edebiyatta nasıl bir iç tepki olarak gelecek? Yani katarsis olan bir durumdan kaçmaya çalışıyorsunuz. Ben de başka bir sanat eylemiyle başka bir sanat eylemiyle uğraşıyorum ve kendime sorduğum soru bu. Yani biraz daha haz duygusunu çekip akılla nasıl konuşabilirim? Yazıda bulduğunuz formül bu Çinli ve İngiliz'in dışında varsa paylaşırsanız çok sevinirim. Çok güzel, çok teşekkürler bu sunum için. Öncelikle şu hüngür hüngür ağlama meselesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şaka bir yana yani, hani böyle söylemeyin kitaptan soruyorlar demem bir yana. Bu kitapta acıklı hiçbir şey yok. Bana sorarsanız yok yani. Hani ağlatacak öyle, çünkü onun yani küçük ev tarzı ağlatacak bir şey yok aslında. Her şey çok komik oluyor. Fakat ağlıyorsunuz yine de. Çünkü ben onu öyle yapmak istedim. Şimdi bunu nasıl anlatayım? Duygularımızı vücudumuzun neresinde hissettiğimizi anlamaya çalışıyorum. Şimdi mesela bu delirle ilgili şeyi izliyorum. Bunda üzüntülü bir şey yoktu orada. İşte tatlı, güzel, müzikler de güzel falan. Ve burnumuzun direği sızlıyor. Beynimizde neresi uyarılıyor? Şimdi mesela birisi size kötü bir şey yaptığında, kalbinizi kırdığınızda üzüldüğünüz yerden üzülmüyorsunuz. Oradan ağlamıyorsunuz. Aynı yerde değil yani onun ağlama merkezi. Hababam sınıfında güzel bir şey oluyor, ağlıyoruz, o da aynı yerde. Şimdi bu duygu çok zor tarif edilen bir duygu. Neşe ile keder arasında ve ikisinin birleştiği bir an. Tam o andaki duyguyu yazmak istedim. Çünkü ben onun çok buralı bir duygu olduğunu düşünüyorum. Hatta belki yani Latin Amerika'yı saymazsak sadece burada, bu coğrafyada yani Orta Doğu'da falan olan bir duygu. Çok güzel bir şey olunca ağlamak. Çok naif bir şey gördüğünde ağlamak. Çok umutlu bir şey gördüğünde ağlamak. Bu neresiyse kafada, vücutta o duygunun yeri. Tam oradan yazılmış, yazmaya çalıştığım bir kitap dedi. O hüngür hüngür ağlama yani şey ağlaması değil. Çok kötü bunlar falan öyle bir ağlama değil. Başka böyle hakikaten onu anca öyle anlıyor. Ha babam sınıfında güzel bir şey olduğundaki ağlama. Nereye getiriyor bu şey? Şimdi yeni romanın çok başını yazdım. Bir kere önceki gibi gürül gürül yazma diye bir şey yok artık. Ve bu iyi bir şey. Gürül gürül yazılmaz. Gevezelik çünkü bence. Bir cümle yazdım. İki kadın karşılaşıyorlar. Hikaye böyle başlıyor. Kadınlardan birisi 60'a yakın. Bir tanesi de benim zaten. Ve 60'a yakın olan kadın eski bir militan. Ve çok şey, vakur. Ve iktidar kurmaya çok alışık. Fakat aynı zamanda çok kırılgan, öyle bir karakter ve çaresiz. Çaresiz, kırılgan değil, çaresiz. İki kadın arasındaki bir sürü şeyi anlatmak için şöyle dedim ve mesela şu anda öyle geliyor. Belki yarın öyle gelmeyecek ama her şeyi anlatıyormuş gibi geliyor. Sessizlik damlayan bir musluk gibiydi. Bence mesela bu her şeyi anlatıyor. Şimdi edebiyat şeyi... sanat beğenisi, genel olarak estetik beğenisi öyle değil. Estetik beğenisi gelişince insan
bütün o gevezelikleri daha az gevezelik duymak istiyorsunuz. İşte tasvirler, cümleler falan filan. Altı çizilecek cümle kalmasın mesela kitapta. Bakalım o zaman insanlar nasıl okuyacak. Şimdi bu çok zor bir şey. Çünkü görüyorum insanların kitap beğenisi ve bu özellikle bu beğeni ifade etme biçimleri kitapların altını çizmek ve ben de işte düğünlerin falan kadınlarda da bu seslerinde de bu kitapta çok az. Bunu besleyecek bir sürü cümle yazdım. Yani o kadar ki buna aforizma gibi oldular. Sanki böyle kitaptan alındığı da söylenmiyor. İnternette dolaşıyor sanki ben sabahları kalkıp özlü söz yumurtluyormuşum gibi bir görüntü var. Mesela bunları kaldırdığınızda hazzı tamamen ortadan kaldırmak değil ama kolay hazzı zor ulaşılır, kolay hazzı ortadan kaldırmak, hazzı zor ulaşılır yere çektiğinizde tabii ki o zaman tahmin ediyorum ki daha az insan okuyacak. Ama denemek istiyorum nasıl olacağını. Matematik, biraz daha matematik, biraz daha matematik. Yani bizim öyle tatsız bir şey olarak görmeyeceksiniz ama azaltılmış, eksiltilmiş, sadeleşmiş şeyler. Şimdi ben 42 yaşındayım. Tahminim 60 küsura kadar yazarım. Bu da demek ki 5-6 kitap daha yazacağım. Artık meseleye böyle bakmıyorum şimdi. Yine Hannah Arendt'in kitabında vardı. Zamanın başlangıcında ve sonunda yani çocukken zaman uzundur. Çünkü başlangıcını biliyorsunuz. 6 yıl büyük bir zamandır. 6 yaşındaysanız. Zamanın sonunda ölüme yakınken de son 6 yıl ya da 7 yıl neyse son 10 yıl. Çok uzun bir zamandır. Çünkü hani planlarsınız. Arası bir kerteriziniz olmadığı için aradaki yaşlarda çok hızlı geçiyor. Şimdi ben sona göre bir plan yapmaya başladım bu okullar. Allah utandırmasın. Böyle bir 5-6 kitap daha yazacağım ve herhalde giderek daha sadeleşip böyle sade, çok sade bir şey olarak kalmasını istiyorum. Planım bu yani. Bakalım. Devam edin. Buyurun. Mikrofon ister misiniz yoksa bilmiyorum. Duyan herkes duyuyor mu? Olayın Venezuela'da geçmesi sizi etkilemedi yani. De olabilir. Daha konuşmaya başlamadım. Gerçekten konuşsam bileklerinizi kesersiniz. Vallahi bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz cumhuriyetlerde, demokrasilerde 3 tane ana kurum var. Yasamayı yürütme, yargı. Şimdi bunların hepsi etkisiz hale gelince zaten büyük organizma felç olmuş oluyor. İkincisi ülkemizde örgütlü bir muhalefet yoksa siyasal alanda yapacağınız hiçbir şey yok. Dördüncüsü ülkemizde demokrasi kültürü gelişmemişse yani kelle sayısını demokrasi sanan insanlarla birlikte yaşıyorsanız, ülkeyi bir mantık yönetiyorsan. Dördüncüsü sivil toplum denen şey dünyanın en zayıflarından bir tanesi ise bu arada kadınlar dün öğrendim bunu Birleşmiş Milletler araştırmasına göre kadınların çalışma hayatındaki kadınların sayısı sadece Yemen'in üstündeyiz. Bunu biliyor muydunuz? Garip değil mi? Ben de bilmiyorum. Yani durumumuz bizim sandığımızdan daha kötü. Şimdi biz buradayız, böyle bir salondayız, böyle görünüyoruz, böyle yaşıyoruz falan da durum öyle değil. Bu ülkede 13 milyon tane aç insan var resmi olarak. Aç insana her şeyi yaptırabilirsiniz. Gerçekten fikir özgürlüğünden falan bahsetmeyin aç insana yani komik olur. Vesaire vesaire. Valla işte böyle durum bu. Hani bununla ne yapacağımız konusu insanı heyecanlandırabilir. Durumun kendisini heyecanlanacak hiçbir şey yok. Düşünürler sadece. Garip değil mi? Şimdi sadece gülmeden o sözcüğü alay etmeden daha doğrusu. Daha doğrusu bunu ciddiyetle söylemiyorum. Sakın öyle anlamayın. Sizin için söylemiyorum da genel olarak böyle bir öyle bir küçük bir sarkazm, küçük alay katmadan o sözcüğü söylemek utanç verici geliyor insanlara. Çok garip. Sizce öyle değil mi?
Çok garip. Çünkü bu hep sizinle ilgili değil. Ben bunu devrim falan. Bunu hep ben bile yapıyorum bazen. Devrim tadacağız falan gibi. Garip bir şey. Başka bir şey söyleyeyim. Devrimleyi bilmiyorum. İnsan, o, iyi bir şey değilim yani. Çok insan ölüyor devrim dediğimiz şey. Ama şöyle bir şey. İnsanın bu moral bozukluğu, umutsuzluk falan dediği şeye hiçbir şey yapmadığı zaman kapılıyor. Yaptığı şey sonuca ulaşmadığı zaman sakın bunu sakın böyle düşünmeyin. Çünkü bunu ben kerelerle gördüm. Bir şey yapmadığınız zaman oluyorsun. Gidin hakikaten bahçeye maydanoz ekimi, maydanoz komünü kurun, kolektif kurun. Sanki dünya daha iyi olacak zannediyorsunuz hemen. Zaten aksiyon, yani eylem, düşünce birliği falan diye 70'ler boyunca konuşulan, sonrasında da hala konuşulan, şimdi başka şekilde ifade edilen. Aksiyon insanı insan yapan şey. İnsanı diğerleriyle iletişime koyup eylemin içinde var eden o şeye, yani işte o insanı insana benzetiyor ve ondan sonra da tedavi ediyor aslında, kafanızı tedavi ediyor. Devrim olur mu bilmem ama daha umutlu insanlar olacağını biliyorum, bir şey yapan insanların daha umutlu insanlar olduğunu biliyorum. Yaptıkları şey hiçbir işe yaramasa bile, yani büyük işlere yaramasa bile. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var, şimdi o Venezuela kitabıyla da bağlantılı söyleyeyim. Latin Amerika'nın en büyük farkı bence, Müslüman bir ülke olması ve bunun getirdiği şeyler dışında, farklılıklar dışında. Küçük şeylere inanmıyoruz biz, büyük olması lazım. Yani ülkeyi kurtarmadığın sürece yaptığın hiçbir şeyin anlamı yok gibi. Küçük işlere adanmak denen, biraz Katoliklikle de alakalı olduğunu düşündüğüm, misyonerlikle daha doğrusu, misyonerlikle alakalı, o misyoner kültürüyle alakalı o duygu, o ahlak Türkiye'de çok gelişmiş bir şey değil. Yani onun yerine büyük bir dergide Türkiye'yi nasıl kurtaracağını, yani bir dergide Türkiye'nin nasıl kurtaracağını yazan bir yazı sanki çok daha önemliymiş gibi geliyor. Ta arkada birisi var. Ha, güzel. Merhaba İlhan. Buyurun, hoş geldin. Sürekli umutsuzluk ve karamsar. Evet, oraya girip çıkısız çıkabilir miyiz artık? Ya ben size ilk önce şöyle söylemek istiyorum. 3 yıl önce, yani Gezi Parkı'nda başlayan bir şey vardı. Ben Haziran hareketi demek istiyorum. Bence bu çok büyük bir umuttu, yani hepimiz için çok büyük bir umuttu. Ve oradaki ürünlerden bahsetmek istemiyorum. Hani evet, Gezi Parkı oldu, bir çıkış oldu. Orada kaldı mı kalmadı mı, bu çok tartışılacak bir şey. Çok, bence tartışmaya değer bir şey. Bence kalmadı. Çünkü onun sayesinde çok güzel dayanışmalar kuruldu mesela. Cafer A dayanışması gibi. Yani umutsuzluktan çok bahsediyorsunuz. Bence umut her zaman var yani. Her zaman olmak zorunda. Gezi Parkı size hiç umut olmadı mı? Yani bence şu an Kobane mesela benim için bir umut. Orada bir mücadele var. Kobane kantonu mesela. Çok büyük bir umut benim için yani. Oradaki mücadele. Şu an doğuda var olan çok büyük bir savaş var. Pek çoğunu biz gerçek gözümüzle göremiyoruz. Bence orada verilen bir savaş, yani mücadele bile umut bence yani. Oradaki insanların mücadelesi, o ölüme rağmen direncesi bence hala umut yani. Bu kadar karamsar olmanızı, yani Gezi için size bir umut vermedim ben. Bunu sormak istiyorum yani en başta. Şimdi ben, bak garip bir şey bu, hiç umutsuzluktan bahsetmedim. Umutsuzluktan bahseden sizsin ama yani biri başka birileri bahsetti. Ben hiç bahsetmedim ama böyle bir şey var. Herhalde hakikaten yapabiliriz falan demediğim için. Bu umut meselesi, ama bin kere söyledim de ortalıkta da çok dolaşıyor o laf. Bir daha söyleyeyim yani, bu umutla benim çok şey bir ilişkim yok. Seveceğim bir ilişkim yok. Ben daha bir inatla ilgili bir şeyden tarif ederim yani hayatı. Umut olmazsa ne yapacaksın? Ölelim mi umut yoksa? Ama insanlar herhalde birisinin iyi bir şey söylemesini istiyor. Ben de inatla söylemiyorum onu, inat ediyorum. Ama ben inada inanıyorum ya, inat daha sağlam bir şey. Çünkü umudu kırılabilir insanın ama inat hiç kırılmaz. Diyelim ki kırılmıyor mesela. Gezi meselesi, bunu daha önce Ankara'daki kitapçı toplantısında söylemiştim. İşte bunun gibi bir araya gelişlerin, hala daha doğrusu bu bir araya gelişlere inanmanın
Bence başlangıcı Gezi. Yani Cafer Ağa gibi veya başka bir sürü başka insanlar birbirlerini tanıdılar. Aa tamam, yalnız değilimi gördüler ve iletişime geçebilecekleri insanları gördüler. Hayatın çeşitli yerlerinde, çeşitli düzeylerinde vesaire. Bu çok önemli bir şeydi. Umut vermiştir tabii. Ama bence daha önemlisi bu ilişkileri tesis etti. Ve bu ilişkilerin tesis olması için düzlemler kurdu. Mesela kitap ağacı düzlemi gibi. Veya başka daha siyasal şeyler gibi. Dolayısıyla evet. Bence iyi bir şey oldu kesin. Öyle söylemek de garip oldu. Buyurun. Buyurun. Hakikaten çok zor. Çünkü çok insanlık dışı bir şey yaşanıyor. Ve ben bu konuda kimi suçlayacağımdan artık emin değilim. Bir, daha o da o değil, yanlış söyledim. Bir geçtik gibi geliyor. Bir çizgiyi, bir sınırı geçtik. Ve bu izleme hali, Batı'nın bu izleme hali devam ettikçe de o sınırdan daha da uzaklaşıyoruz. Geri dönüşü olmayan bir yerden bahsediyorum. Yani bunu sadece ben de söylemiyorum zaten. Fakat hani umutsuzluk falan filan, öyle bir umutsuzlukla da bir ilişkim yok ama umutsuzluğa en yakın olduğum yerlerden bir tanesi bu. Çünkü gerçekten bir keresinde öyle yazmıştım hani, kimse kimseye hikaye anlatmasın. Orada olunca bir şey, orada çocuk ölünce orası karışık, orasını bilemeyiz falan gibi bir beynimizin bir karanlığına gönderiyoruz meseleyi ve herkes, doğudaki insanlar çok kırgın, bak kızgın değil, kırgın yani, çok kötü bir şey bu. Kürtler çok kırgın ve bir daha da hani barışır mıyız emin değilim, yani bir daha da affederler mi emin değilim. Ama şöyle bir şey de var, hakikaten konuşurken tansiyonum yükseliyor bu konuya, garip bir şey. Bir kalabalık bir şeyi görmemeye karar verdiği zaman isterseniz buna da yani görmüyorlar yani. Bu şey değil. Neden işte haberler vermiyor, yok bilmem ne, kimse söylemiyor falan değil. İstediğiniz kadar söyleyin. Hiçbir şey olmuyor. Olmuyor yani. Çünkü görmemeye karar verdiler. Ve bir toplum bir şeyi görmemeye karar verince bu körlük değil, daha beter bir şey. Görmüyorlar. Gördükleri şeye inanmıyorlar ve ben ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Öte yandan mesela artık bölgesel, yani daha real siyasetten bahsedecek olursak, her ne demekse, bölgesel başka dinamiklerle de ilgili olduğu bir devlet kurulmasından söz ediyor bilmem ne falan, bu işleri daha da kızıştırıyor. O körlüğü, körlük de değil, görmeme isteğini daha da meşru hale getiriyor birçok insan için. Benim bu konuda çok bağırıp çağırmamın nedeni, hakikaten anlayamıyorum da. Nereye gittiğini de anlayamıyorum. Eskiden anlıyordum, şimdi anlayamıyorum. Bir de şöyle bir şey var. İki siyasal, iki iktidar çatışınca, ortada bir şey söylemeye çalışınca başka birisi mesela ben, aslında kimse dinlemiyor. Eğer ikisinden birinin işine yaramıyorsa kimse dinlemiyor. Ve üzülüyorum bunu çok. Ve benim gibi bir sürü insan var, bir sürü şey söylemek isteyen ama ne diyeceğini bilmeyen. Gerçekten içtenlikle, en samimi duygularımla söylüyorum ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya bir sürü şey yazıyorum ben. Bu arada Penguin'de yazıyorum, biliyor musunuz bilmiyorum. Komedi olarak bunu. Penguin'de bir sürü şey yazdım bununla ilgili. Daha yeni bu hafta da yazdım. Yani oraya giden Türkiye'li aydınlar, batıdan giden aydınlarla ilgili bir şeyler yazdım. Mesela ben ona da inanmıyorum artık. Bir işe yaramıyor. Acı turizmi gibi gelmeye başladı. Yani,
ilişkiye daha derinden bakmadığımız sürece ve derinindeki meseleleri halletmediğimiz sürece bu biraz önceki sözünü ettiğimiz öğrenilmiş körlük, inatçı körlük meselesi devam edecek. Çünkü şöyle hissediyorlar şimdi. Seçimlerde biz bunlara oy verdik, iyilik yaptık. Bak yine bilmem ne yapıyorlar falan gibi. Bak bu böyle yani ve bu cümle böyle kuruluyor. Neyse bu olay çok karışık falan. Yani biz Türk tarafını anlatıyoruz, bir de Kürt tarafı var. O daha da karışık bir şey. Orada da başka hikayeler var. Bu hikayelerle, bu mevzuyla ilgili konuşmak istenen nedenlerinden bir tanesi de yok. Çünkü bu çok karışık bir mevzu ama şimdi çok akut bir durum var. Yani çok ağır, insanlık dışı bir durum da yaşanıyor. Ama bunları konuşmadan onu nasıl konuşabileceğimi hakikaten samimiyetle söylüyorum. Çözemediğim için konuşmamayı daha tercih ediyorum. Çok uzattım ama 3 aşağı 5 yukarı böyle. Kusura bakmayın, fazla uzun oldu. Merhaba Ecehan. Ben de kızımla geldim buraya. Demin 3 genç arkadaşın konuşması bana çok büyük umut verdi. Çok teşekkür ederim onlara. Çünkü bugünlerde gerçekten çok umutsuzuz. Ben batıda yaşayan bir insan olarak bir öğretmenim. Doğuda olan biteni takip ediyorum. Şimdi tabii çok yaygın medyadan değil, farklı medyaları da takip etmek istiyorum. Çünkü hiçbir şey olduğu gibi sunulmuyor. Ve maalesef ülkemizde çoğunluk onu takip etmekte. Farkındayız her şeyin. Ama bu farkında olmanın verdiği de bir huzursuzluk var. Hiçbir şey yapamamanın utancı var, çaresizliği var. Ben bugünlerde en çok ondan rahatsızım. Ve şu an ellerim titriyor, çok heyecanlıyım. Daha fazla konuşamayacağım. Ama burada olmaktan gerçekten mutluyum. Demin bir arkadaşımın tarafta burada kitlenin çok da haberdar olmadığını düşünüyorum dedi. O kitleden biri olarak çok da umutsuz olmasın. Bu kitle o kadar da boş değil diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu mesele çok karışık bir mesele. Bir şey demeyeceğim çünkü siz zaten söylediniz. Bu utanç duygusu, o kitabı söylememin özellikle nedeni oydu. Yani utanç, çok ağır bir utanç var ve bu ülke utancıyla başa çıkamaz. Çünkü bu ülke utancıyla başa çıkmayı öğrenmemek için kuruluşundan beri çok iyi bir eğitimden geçti. Bu da ayrı bir konu. Utançla bu kadar çok insanın ölmesinin nedeni bu ülkede bunun budur. Birçok olayda kadınların öldürülmesi, çocukların öldürülmesi. Utancıyla ne yapacağını bilemez. Ve hiçbir zaman kendini öldürmez, başkasını öldürür. Utanca sürekli ihraç eden bir mantığı var bu ülkenin. Öyle bir ahlaki eğitimi var maalesef. Ve işte bunun da bir tarihi var zaten. Devam edelim. Kimdi? Kime söylemiştim? Size mi söyledim? Her neyse artık karıştım yani. Tamam, başkası yok galiba zaten. Dışarıda konuşalım mı artık? Biraz uzadı, burayı boşaltalım. Çabuk hızlı bir şekil. Merhabalar, İzmir'den geliyorum ben. Siz de bir izleyici olarak. Hoş geldiniz. Ben kitapla ilgili bir şey söyledim. Ay evet, zor ve böylece bitirelim. İyi oldu bak. Deliri okuduğumda kendimi, yani kendimden çok şey duydum aslında sizin yazma tarzına dair. Yani bir çocuk gözünden, iki çocuk gözünden anlatıyorsunuz sonuçta. Hani Ali, Ayşe, onların bakış açısıyla ama ben şeye dikkat ettim, çok fazla şey var. Böyle detay ve iç ses. Hani çok çok detay, detay değil de pardon, çok iç ses. Hani ince alıntı yazılmış ve hatta ben de bazen konuşurken hani bir şey diyeceğim, karşılaştan bunu diyecek, ben onu diyeceğim falan çok düşünürüm böyle. Hani sizde de onu yapıyorsunuz. Normal kendi hayatınızda da öyle misiniz? Hani çok ince şeyleri kırar mısınız? Ya da çok her şeyi dikkat edebilir misiniz? Konuşur musunuz? Hani onu merak ettim sadece. Evet, çünkü Berhan da öyleyim. O yüzden olduğumdan daha aptal gözüküyorum. Hiç söylüyorum. Bazen söylemek söylüyorum. Ben aslında çok zekiyim. Gönlüm gibi değilim falan. Çünkü o sırada çok dalgınlaşıyorum bazı yeri düşünürken. Herkes öyle aslında. Sadece öyle olduğumun farkında değil. Edebiyat öyle bir şey zaten. İnsanların bildiği ama bildiğini bilmediği şeyleri yazmaya çalışıyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
beraber.